Satranç TV'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar umarım keyifli bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Bugünkü maçımızda beyazlar Lama Vansa, siyahlar Benjamin Fu. Bakalım nasıl bir oyun bizlerle birlikte olacak. D4 hamlesiyle başlamış. Siyahlar ATF6 oynamış. C4, E6 ve G3. Şimdi G3'ye normal ana varyantta A3 oynuyorlar. A3'e fil B4 gibi bir hamle var. E, bu fil C3'teki atı açmaz E4'teki baskıyı attırıyor. Sonra B6 falan da oynuyorlar. Fili B7'den çekiyorlar ya da duruma göre A6 oynayabilirler. G3 beğendiğim bir hamle. E, ben de çok böyle oynuyorum. E, C5 sürüşü ve D5. C5'lere D5 sürüşünün öneminden zaten e, bolca bahsetmiştim. E çarpı D5, C çarpı D5 sonrası. E 5'teki piyon artık C'ye atın çıkmasını engelliyor ve önemli bir alan anlatıcı da sağladı beyazlara. Beyazlar at C3 oynayacak basitçe. Fil G2 çıkacak. At F3, at D2 ve atı C4'e koymaya çalışacak. Siyah'ın altı ve sürüşüne da A4 sürecek. D6 sürüşü geldi. Siyahlardan at C3. Siyah hemen G6 oynadı ama işte buradaki fil tabii ki uzun yönden geçmek Çünkü D6 ve C5'teki piyonlar filin bu çaprazda olmasını mantıksız hale geliyor. Tabii bazı konularda E hattının direkt açılabildiği konularda G6 fil G ile siyahların zaman kaybetmeden direkt fil E'de oynadığını görebiliriz. Sonra rok atılıyor. Bazen bu fil D8'den A5'e gelip C3'ü e buradan bakıyor falan. Sonuçta G6 sürüşü şahkanı zayıflatıyor ya. Siyahlar şahkanı zayıflatmadan da oynamak istiyor olabiliyor. Fil G2 çıkmış. Beyazlar fil g At F3. Kısa rok ok, kısa rok. Ok. İki tarafta rokunu attı ve gelişim tamamlandı. Tabii ki açık olan E hattını ile geçirmek için siyahlar direkt kale E8 oynamış. At D2 beyazlardan mantıklı C4'e gidecek. Sonra fil F4'e gelecek ve hem C4'teki at D6'ya bakacak hem de F4'teki fil D6'ya bakacak. İki taş birden D6'ya bakacak. Siyahlar hemen A6 oynamış. Bakın at c oynarsanız ben B5 süreceğim diyor. Tabii ki bebeşi kesmek için beyazlar direkt A6 oynamış ve bebe sürüşü artık kesilmiş. Bilgisayar da bir taraftan bayağı kastığı için e, umarım videoyu tek seferde çekebilirim. At B e, oynadı siyahlar. At D7 yerine ye bu fili geliştirmeye çalışırsanız mesela geri çıkmaya çalışın. Beyazların H3 gibi bir hamlesi var artık. Normalde bu at F3'e çıktığı durumlarda siyahlar direkt fil G4 gelip F3'teki ata vuruyordu. Çünkü E piyonu sürüldüğü için buradaki at Debirdeki vezirden dolayı açmazda kalıyordu. Bakın ekde piyon yoksa e, at açmazda kalıyor. E, bu sefer fil g4'ten f3'e vuruyor. Sonra at değil at e5 mis gibi konum. C8'deki kötü filden kurtulmuş olacaktı siyahlar. Tabi bunu şu an yapamıyor. Beyazların gelişim bunu engellemiş oldu. O yüzden fili içeride bırakacağım ben dedi. Ve at b de oynadı. H3 çenmesi mantıklı. Siyahın at g4 at e5 fikirleri kesildi. Siyah kale b8 oynadı. Müsait zanına tabi ki bebe sürmek isteyecek. At c4 d6'ya saldırıyor beyazlar. Eğer bebe sürülürse tabii ki a 5 A5 ve sonra at D6 alıp en son B5'i bile alabiliyoruz. O yüzden D6 kalesini korumak zorunda. Burada vezir c tarzı bir hamleye fil F4 gelebilir. Beyazlar baskıya e devam edebilir. Direkt at E5 oynamayı tercih etmiş. Siyah taşlarla oynayan Benjamin Fu. At E5'e e beyazlar at A3 gibi ilginç bir hamle yapmış. Şimdi burada bence e, durmamız gerekiyor. Çünkü buradaki değişimden rahatsız oldu beyazlar ve at A3 e giderek e, siyahın B5 sürüşünü kesti ama A3'teki at çok pasif kaldı. E ee, ona karşılık siyahın e atı çok iyi, f6'daki atı çok iyi ve c8'deki fil e, her ne kadar oyuna çıkamasa da bu çaprazda sonuçta etkinlik iddiasında bulunabilir. Eğer siyahlar ataş 5 f5 sürebilirse ve f4 sürebilirse buradan şah saldırı imkanı elde edebilir ki siyahlar burada direkt ataş 5 oynamış sevgili dostlar. Şaşkı gelmiş beyazlar ve siyahlar direkt f5 sürerek artık burada şah alan avantajını, şah yönelik hakimiyetini arttırmayı planlıyor. Tipik bir plan. ATH-5 F5 sürüşü. Beyazlar daha fazla dayanamayıp F4 sürmüş. F4 sürüşünden sonra siyahlar atı f diye çıkmış. Bu konuda da biraz durmamız lazım. Çünkü E2'deki piyon artık geri kalmış bir piyon oldu. Yani her zaman ee, bir saldırıya e, şey olabilir. Ne ona? Saldırıya gebe olabilir. E, nasıl bir cümle bilmiyorum ama <laughs> sürekli yani bir saldırıya uğrayabilir sürekli. Çünkü C3'teki hatta ve D1'deki vezir buraya bağımlı olmak zorunda. E3 sürersek bu sefer C1'deki fil çöpe dönüyor. Yani bu fil o zaman ne yapacak? F4'teki piyonun güzelliği tabii ki AT5 kesmek, AT5 kesmek gibi planları var. Ama G3 karesi de ekstradan zayıfladı. Bunu söylemeden geçmeyelim. Kale evi beyazlar eğer fırsat bulursa E4 sürmeye çalışacak. Siyahlar fildeye de oynamış, gelişime devam ediyor ve B5 sürüşünü hazırlıyor ki çok önemli bir tehdit arkadaşlar. Eğer mesela e, beklemem ne yapalım, mesela E3 sürelim. Hemen be 5 sürer siyahlar. A çarpı B5, A çarpı B5 ve konum plansal açıdan stratejik olarak terk. <laughs> Neden terk? Çünkü buradaki piyonlar, bakın vezirkanındaki piyonlar 4 kare birden kontrol ediyor, her yeri kontrol ediyor ve b sürme planımız var. E, 7deki zaten o kadar kuvvetli ki yani direnç gösterecek herhangi bir e, taş yok bu çaprazda. O yüzden be5 tabii ki kesmemiz lazım. E, Vezir d 3 oynamış. Beyazlar e, Hag, Hagaret gayret bilgisayar, ha gayret ha kaldırdı. Vezir d4 burada bir durum bakalım düşünün. Sizce siyahlar burada nasıl devam etmiş olabilir? Evet, Benjamin fo daha fazla dayanamayıp g5 sürüşünü gerçekleştirmiş. Ben artık saldıracağım diyor. Senin keyfini bekleyemem kardeşim diyor. Çünkü e, eğer g5 karesine at g 5ten sonra ve de file5'ten sonra g3 düşecek. G3'ün düşmesi demek, oyunda bitmesi demek. Çünkü Şah'ın etrafında iki piyondan biri. Vezir F3 oynamış beyazlar. Siyahlar saldırıya daha iş ve G4 sürmüş arkadaşlar. Ee, şimdi Vezir D3 bir daha kaçmış. Bu sefer de siyahlar yine gözü dönmüş bir şekilde durmamış ve B5 sürmüş. İki taraftan birden saldırıyor. Bu çok önemli. Yani inisiyatifi elinize geçirdiğiniz zaman, saldırı imkanı elinize geçirdiğiniz zaman direkt olarak ee, basmanız, saldırmanız, mantıklı rakibi nefes aldırmamanız Çünkü nefes almayan rakip e, daha fazla hata yapmaya meyil oluyor Siz biraz pısırık oynarsanız rakip de kendini düzeltmek için yeterli zamanı bulur Ve konumda dengeleri sağlayabilir A alır b5, a alır b5, at çarpı b5 Evet bir piyon kepti gibi gözüküyor beyazlar Yani kazandığı gibi gözüküyor Ama siyahlardan bir hamle daha Bunu da size bırakıyorum Lütfen videoyu durdurun Burada siyahlar C4 oynamış. İnanılmaz bir hamle daha. Bir piyon fedası da. Bakın gelişim için ne piyonlar feda ediliyor be. Vezir c 4 vezir B6 var. Bu arada bugün e, bizim ekiple e, production house'da şeye gittik. Sarıyer'e gittik abi. şey şeye bir kahvaltı yapmaya falan. Abi pazar günden İstanbul niye bu kadar kalabalık? Yani oradan bir çay içmeye gittik. Çay içemiyoruz. Oradan bir waffle yiyelim dedik. Onu da yarım saat bekliyoruz. Park yeri zaten yok. Yani İstanbul'un suyu hakikaten çıkmış ee, pazar günleri o yüzden hani sessiz sakin yer bulmak ve kafe dinlemek önemli. Haftaya pazarda Belgrad Ormanı yapalım diyoruz herhalde artık orada bir koşu yaparız bisiklet mi süreriz ee, diğer türlü kalabalıkta yemin ediyorum pazar günü hiç dinlenemiyoruz yani. C4 sürüşüne Vezir C4 almış beyazlar ve Vezir B6 direkt gelinmiş. Şimdi vezir B6'dan sonra çok önemli bir çapraz siyahların eline geçti. Bakın beyaz fil E3'e çıkamıyor sevgili dostlar. Ee, şimdi G çarpı H3'e G3'e de saldırılabilir. Bakalım nasıl devam etmiş oyun. HG4 almış beyazlar. Ve burada bakın F çarpı G4 alabilecekken yani siyahlardan Benjamin Fo'dan piyonları feda etmeden satranç oynamam. <laughs> Videonun başta çıktı. Bir piyon fedası da at F6 gelmiş sevgili arkadaşlar buradaki piyonu almaklar bu burayı ben atım için kullanırım diyor. Bakın eğer burada piyonla alsaydı bu önemli bir teknik. Yani bakın şu an G4 piyonu aslında beyazın savunmasına yardım eden bir taş. Yani rakibin kendi piyonuyla siz savunma yapıyorsunuz. Çünkü bu kare dolmuş oluyor. Bu kare doluduysa siyah taşlar bunu kullanamıyor. Bunun yerine piyonu alıp almak yerine at f6 gelmiş. Zaten bir ton piyon feda ettim. Bir tane alsam ne olur almasam ne olur diyor Benjamin Fo. Ata üçenmesi beyazlardan. Şu ata ağaça çekmeden oynayamıyorum diyor. E, yasas, beyaz taşlarla. Kale B, C8. Şimdi C hattını ele geçirmeye çalışıyor Siyahlar. Vezir A2 bakın Vezir A2'ye kadar dönmeye başladı. Yine bizim sürekli söylediğimiz videolarda taşlar yine kulübeye dönmüş. Yani 5 tane önemli taş var. Puanlarını toplayan 3, 3, 9 18, 23 puan. Yani 23 puanlık taş burada küçük kulübede oyunun dışında 5, 3 8 puanlık taş burada savunmada. Yani oyunun asıl gerçekleştiği noktada. Yani 25 Milyon dolarınızı batık bir yatırıma yatırıyorsunuz. İşte 8 e, milyon dolarınızı da şuraya yatırıyorsunuz. Çok iyi bir örnek olmuş olabilir belki ama e, asıl yatırım yapacağınız yere tabii ki daha yüksek bütçe almanız lazım. Yani asıl oyunun döndüğü yere e, diğer taşların gelmesi lazım. At çarpıki 4 almış Siyahlar. Şah 3. Şah 3'e kadar çıktı. Çünkü h çıkarsa At F2'ler var. E, at F2'den ziyade mat olma tehdit de çok yüksek. Vezir F2, Vezir G3, Vezir H2 gibi planlar var. At F3'e At F2 şah çekmiş Siyahlar. Şarj ki at bir daha şah çekmiş. Yani oyunun kontrolü bende diyor siyalar kısaca. Nazik bir dille. Kontrol bende kardeşim şimdi diyor. Şah 3'e vezir de 4 gelmiş. Vezir de 4'ün planı da şu. Devrede gelen vezir buradan F6'ya gidecek. Oradan H6'ya gidecek. Ve iyi akşamlar Türkiye çekecek. Çünkü H3'teki şahın hayatta kalması mümkün değil. f 3 gelmiş beyazlar. Bu sefer... Madem sen diyor ikinci yatayı boşaltır o zaman hemen ikinci yatayı zıplarım ben diyor. Vezir F2 ünlem. Vezir h mat istiyor. Kale H1 ben matı tutacağım diyor Yasas. Bir taraftan matı tutmaya çalışıyor. Ama 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 Benjamin Fon'un bir plan daha var. At G5. Atı bırakıyor sevgili arkadaşlar. Burada at alınmamış. Mesela burada eğer F çarpı E5 gibi bir hamle yaparsanız F4 şah vardı arkadaşlar. Bu çaprazı ele geçiriyoruz. Eğer fil g 4 gelirseniz de vezir G3 direkt mat oluyor. O yüzden at E5'e alamıyor ee, beyazlar. At devir çekmiş. Vezir'e saldırıyor. Ve siyahlardan bir feda daha. Feda yapmadan ben duramam diyor. At G5 ya. F çarpı G5 alındı. Ve şimdi siyahların bir hamlesi geliyor. F4 şah. Buradaki fil birden oyuna giriyor. Yani G4 de süremiyoruz. Vezir G3 mat var. Şah H4'e kadar çıkmış. Vezir G3 bir kere daha şah. Bakın kulübedeki taşlar, gariban taşlar hiçbir şey yapmıyor ya. Ya bence e, videonun başlığı kulübedeki taşların çaresizliği olmalı. Hakikaten hiçbir şey yapmıyor burada. Şu H5'e de fil G4 bir kere daha aşağı çekmiş siyahlar. Fil çarpı g de de vezir çarpı G4 inanılmaz bir mat yapmış Benjamin Fo. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yarın yine e, aynı saatlerde diyeceğim ama bugünün videosunu sanırım biraz geç yükleyeceğim. E, 8 gibi görüşmek üzere diyorum yarın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.